Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz 29 yaş ve altı girişimciler için vergi muafiyeti ya da devletin sağladığı avantajlar hakkında. Hasan Ali Bey, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı bir mali müşavirimiz. Biz kendisiyle LinkedIn üzerinden tanıştık ve ben kendisine böyle bir ricada bulundum. O da sağ olsun bizi kırmadı. Bu video ve bundan sonra birkaç videoda bizlere kendi bilgilerini aktararak destek olmaya çalışacak ve kendi bilgilerini sizlerle paylaşarak sizlerin birçok sorusuna ışık tutmaya çalışacak. Birçoğunuz, takipçilerimiz biliyor. Daha önceki birkaç videomuzda muhasebe ile alakalı ya da firma işlemleri ile alakalı bir video paylaşmıştık. Hatta şahıs firması kurulumu ile alakalı paylaştığımız bir video 40 bin üzerinde bir görüntüleme almıştı. Yani bu tarafın, muhasebe tarafının hem önemli bir konu olduğunu hem de merak uyandırdığını biliyoruz ve takip ettiğimizi de biliyoruz. O yüzden de tekrar yeni bir seriyi biz Hasan Ali Bey ile başlatmış oluyoruz. Şimdi Hasan Bey, bu 29 yaş ve altı genç girişimci özelliği nedir? Bu sistem nedir? Nasıl kullanılır? Herkes faydalanabilir mi? Bu konu hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz acaba? Öncelikle hem sizlere hem de yayınımızı dinleyecek olan arkadaşlara selamlarımı iletiyorum an itibariyle. Şöyle başlıyorum. Özellikle e-ticaret yapmaya başlayan yeni arkadaşlarımızın çok büyük bir kazanç. Çok büyük bir özellik. Çünkü genellikle biliyorsunuz bu 18-29 yaş istisnafı denilen genç girişimci istisnafı, yani startup başlangıç istisnafı. Bütün sektörlerde geçerli bir istisnaf. Fakat özellikle e-ticaret yapan arkadaşlarımız bu yaş baremlerinde bulundukları için daha fazla onlar üzerinden de ben bu işlemleri gerçekleştiriyorum. Ve insanların da bir kısmı, yani genç arkadaşlarımızın da bir kısmı tabii bunları bilmediklerinin özellikle anlatıma ihtiyaç duyuyoruz bu konuda. Oraya şöyle başlayalım. 18-29 yaş, yani genç girişimci istisnasından fayda sağlayabilecek arkadaşların özellikleri şu olmalı. Bir, 18 yaş ve 29 yaş bareminde olacak. 29 yaşta dahil olmak üzere 30'dan gün almayacak şekilde şahıs firması olarak kuruluş yapacak ve daha önce iş yeri açılmış olacak. Yani şahıs firması dediniz, yani bir anonim şirketi ya da limited şirketi kur, öyle mi? Özellikle buradaki sorunlardan bir tanesi de şu, bana gelen sektörel sorunlardan da bir tanesi, çünkü sorulardan da bir tanesi. Limited şirket kurmak istersek, anonim şirket kurmak istersek, sermaye paylara bölünmüş komandı şirketi pek artık kurulmuyor. Biz bundan faydalanabiliyor muyuz? Hayır, faydalanamazsınız. Bu sadece şahıs firmaları içindir. Bu şahıs firmasını kuran arkadaşlar adi ortaklık yapabilir. Adi ortaklık kurucuları da şahıs firması oldukları için bu teşvikten faydalanabilirler. Ama genellikle tek kişi şahıs işletmeleri kuruldukları için bu istisnadan daha çok bu arkadaşlarımız faydalanabiliyor. Tekrar söylüyorum, bir daha şuna geçelim. Şahıs firmaların özgürlüğü, sermaye şirketlerinin ortakları veya sermaye şirketleri bu istisnadan ve teşvikten faydalanabilir. Evet, aslında bu çok önemli bir konu. Yani ben bile şu konuşmaya kadar bilmiyordum aslında böyle bir durum olduğunu. Peki başvuru için, yani herhangi bir mali müşavirle bu sürece başlayabilirler mi? İlk yapmaları gereken nedir bu arkadaşların? Öncelikle arkadaşlar bu sürece başlarken mutlaka bu konuda şimdi deneyimli, özgün ve e-ticaret konusunda da belli konulara hakim mali müşavirle, mali müşavir arkadaşlarla çalışmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sektör olarak da bilgi çok önemli bir konuda. Biliyorsunuz üretim sektörü, parakende sektörü, ticaret sektörü, teknoloji sektörü, birçok sektör var, inşaat sektörü. Bu konuların da belli dallarında uzman olan arkadaşlarımız var. Onlara önerim, özellikle arkadaşlarımızın, e-ticaret yapan arkadaşlarımızın bu konularda uzman olan kişilerle çalışmaları, danışmanlık almaları, müşavirlik hizmetleri almaları. Şey söyleyecektim, yani e-ticaret yapmak istedim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu genç girişimci fırsatından faydalanan birisi, bir satıcı diyeyim daha doğrusu, e-ticaret yapabilir ya da e-ticaret yapmak isteyen biri bu fırsattan faydalanabilir. Doğru mu anlıyoruz? Evet. Bu sadece e-ticarete özgü bir genç girişimci sınavı değil. Bu, düşünelim ki bir lokantacı arkadaş, bir berber arkadaş, bir parakendeci arkadaş, bir çiftçi arkadaş, bir kitapçı arkadaşımız, bir kırtasiye malzemeleri satan arkadaşımız da bu genç girişimden faydalanabilir. Ama bizim kurumumuz e-ticaret olduğu için, özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız olduğu için onların üzerinden gitmek daha mantıklı.
Süper, harika. Ya dediğiniz gibi şimdi bizim kanal itibariyle genelde e-ticaret ağırlıklı olduğu için aslında sorular hep o yönde gelecektir ki geliyor da mesela Facebook grubumuzu takip edenler bile orada 16 bin üzerinde üyemiz var. Hani hep şu sorular soruluyor. İşte e-ticaret yapacağız, e-ticarete gireceğiz. Firma açmamız gerekir mi? İşte firma açmazsak ne olur? Ya da işte genç girişimden faydalanabilir miyiz? İşte firma açmadan ya da vergi ödemeden ya da daha az vergiyle bu teşviklerden nasıl faydalanabilir soruları oldukça geliyor. Hani inşallah zamanla onların da ayrıca tekrar tekrar videolarını çekeceğiz. Aslında siz daha iyi bilirsiniz. Çok 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 geniş kapsamlı bir konular bunlar. Hepsi için, her başlık için ayrıca belki de saatlerce konuşmak gerekiyordur. Bu tabii ki sizin daha uzman olduğunuz bir konu. Ben sadece burada benim aklımda olan ya da kullanıcılarımızdan gelen soruları ancak size yöneltebilirim. Şey sorarlar Hasan Bey, maliyet nedir? Yani bu sürece başlama maliyeti nedir? Süreç nedir? Bu iki konu da çok soruluyor. Yani ne kadar zaman alır ve ne kadar bir maliyet gerekir? Bir de her ay ödenmesi gereken vergi ve mali müşavirlik ücretleri. Muhasebe konusunda açılış yapmak isteyen arkadaşlarımız biliyorsunuz eski gibi değil. Olaylar şundan ibaret artık bir mali müşavirler yapılacak olan bir kiraz faturası, interaktif dergiler işletmesi ve bir mail adresi ve interaktif dergi dergisi girip o arkadaşlarımız adına hem başvurumuzu yapıyoruz, hem vergi devamını çıkartıyoruz, hem de genç girişimci istihdamıyla alakalı yazımızı tamamlayıp işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vergi levhasının çıkması özellikle bir gün veya en fazla 2 gün içerisinde gerçekleşiyor. Çok güzel, çok Çünkü güzel. internet üzerinden yapılan başvuruları artık maliyelik çalışan arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar aynı şekilde. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerdeki maliye ofislerimiz, yani vergi dairelerimiz bu işlemleri daha çok gerçekleştiriyor. Bunun dışında şahıs firmaları zaten kuruluş itibariyle daha ciddi miktarla olan firmalardır. Bu cüzi miktarlarla alakalı çok fazla bir masraf arkadaşlar zaten ödemeleri gerekiyor ama biliyorsunuz her mali müşavirin de kendine göre standartları var. Çünkü bir fiyat vermek durumunda mesela diyelim 2.300 lira, 5.000 lira, 1.000 lira gibi bir fiyat vermek bize pek uygun düşmez. Ama bunun dediğim gibi bir sınırı vardır. O sınırın üstüne aşılmaması, altına da inilmemesi en mantıklı olanı. Mali müşavirin ücretlerine gelince kişiler çalıştıkları ildeki mali müşavirlik odasının belirlediği ücret tarifeleri üzerinden ücretlendirilirler. Mesela İstanbul'da bu ücret 250 liraysa, 300 liraysa, Malatya'da, Antep'te kendi odasının, mali müşavirlik odasının belirlediği ücret tarifesi üzerinden arkadaşlar ücretlendirilir. Ayrıca bu ücretlendirme neye göre artar? Bu da çok önemli. Çalıştırılan işçiler, fatura sayısı, gelen yoğun sorular, gelen bilgiler kapsamında ücretler değişim gösterir. Bunun dışında 18-29 yaş istisnasıyla alakalı ufak bir detay vereyim. Evet. İlk gün başvurumuzu yaptık, vergi levhamız çıktı. Hemen aynı gün içerisinde maliye yedek ve interaktif vergi dairesi üzerinden 18-29 yaş istisnasıyla alakalı bir dilekçe gönderiyoruz. Bu dilekçenin karşılığı geldikten sonra biz MT müdahalemize PDF ortamında vergi mükellefini gönderiyoruz. Şahıs, çalışan arkadaş bunu alıyor ve kendisi direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bir dilekçeyle ıslak imzayla bunu alıyor ve kaydı geçip o arkadaş açılış yaptığı tarih itibariyle bir yıl boyunca Bağkur'dan istisna kalıyor. Yani Bağkur primi ödemiyor. Bir yıl boyunca. Ha, bir yıl boyunca Bağkur ücreti mi? Şu anda herhalde 1.000 lira civarında diyebiliyorum yeni güncellemeli birlikte, doğru mu? 1.234 lira 25 kuruş oldu. Eğer erken ödeme yaparsanız 1.055 liradır. Yani 1.000 lira 1.055 lira civarında 1.200 lira. Yani yani yıllık 12.000 lira kadar bir avantajı oluyor. Tabii, çok büyük bir avantajı var. Çok. İkinci bir avantaj daha var. Gelir vergisi kazancısının altı. Bu da 75.000 liraya kadar. Gelir vergisi bizim geçici vergi dediğimiz 3'er aylık dönemlerde hazırlanan ve yılda bir kez çıkan yıllık gelir vergisi kalemlerinden olur. 3'er aylık geçici vergi dönemlerinde biz satışlarla alışlar arasındaki bir farkı alıyoruz. Mesela diyelim ki size şöyle söyleyeyim. 5.000 liralık bir satış elde ettik Ocak'tan Mart arası. 3.000 liralık da toplam stok ve maliyetimiz var. Bu satışı yapabiliriz. Arada kalan 2.000 liralık fark için %15'lik bir marjımız var. Bu %15, yani 2.000 liranın %15'i ne kadar yapar? 300 liraya. Biz bu 300 lirayı devlete ödemek durumundayız. Fakat
olarak 75 bin liraya kadar istisnamız olduğu için 300 lirayı biz devlete ödemiyoruz. Peki ne ödüyoruz? Sadece damla vergisi ödüyoruz. Beyannamenin damla vergisi. Şeyi ayrı tutuyoruz değil mi? Yani %18 KDV muhabbetini onları ayrı tutuyoruz değil mi? Yani hayır, her şekilde... hayır. Onlarla alakalı. Tamam. Çünkü KDV şöyle bir durumdur. KDV'de biz aracıyız. Bu hep böyledir. KDV'de tüketim vergisi bize aracılık gerekir. Karşı taraftan tahsil ederiz. Devlete ödemesini yaparız. Doğru. KDV doğru. Daha değişik. İşte bu da çok karıştırıldığı için özellikle üzerine basa basa sormak istedim. Doğru. Çok güzel. Peki işte ne dedik? Vergi avantajı var. SGK, daha doğrusu Bağkur avantajı var. Başka mesela bir avantajı var mı? Bu arada bu 75 bin lira nasıl söyleyeyim? İşte 18-29 yaş arası dedik ya. 29 yaşını doldurana kadar bu 75 bin lirayı kullanma hakkı var. Doğru mu? 3 yıl boyunca. Evet. Yani arkadaşlara tavsiye ediyorum özellikle. Bu işte bacak olan arkadaşlar. Mutlaka kendi yaşlarını hesaplasınlar. 30'dan gün almayacaklar. 29 bittiği andan 30'dan gün alırsınız. Faydalanamazsınız. Şu yüzden sordum ben. Dedik ya Bağkur için bir sene hakkı var. 75 bin liranın da bir süresi var mı? Yani atıyorum 18 ile 29 yaş arası. Yani şimdi işte illaki 75 bin liradan fazla ciro mutlaka yaptır. Atıyorum ama 3 senede doldurdu diyelim. 3 sene boyunca bu hakkı kullanabilir mi? Tabii. Tamam. 18 mesela şimdi bir şunu söylüyorsun. Mesela 28 yaşında bir arkadaşımız iş yeri açtı. Hı hı. O 28 yaşındaki arkadaşımız bu iş yeri açtığı zaman 3 yıl boyunca bu arkadaş 30 liraya yetmeyecek. Yaşı geçiyor çünkü. Evet. Bundan faydalanabilir mi? 29 yaş altında olduğu için, açılış yaptığı için bundan faydalanabilir. Tamam. Olduğu sürece faydalanabilir. O hakkı kullanabiliyor. Sadece şeyin bir sene evet. Sınırı var. Bağkur'un bir sene sınırı var. Evet. Çok güzel. Mesela başka şey var mı? Bu ikisinin haricinde başka bir avantajı var mı? Genç girişimci istihdasının iki tane avantajı var. Onlar da bunlar. Çok güzel. Peki bu şey demiş. Zaten ortalama eğer bir, başka bir aksilik olmasa herhalde bir ya da iki gün içerisinde şey diyorsunuz. Vergi devası çıkıyor anladığım kadarıyla. Çıkıyor evet. Vergi devası çıkıyor. Çıktıktan sonra hemen de yazı gönderiliyor. Çok güzel. Peki burada başvuran kişinin üzerine düşen az önceki konuşmanızdan dikkat ettim. Şimdi sizin yapacağınız işlemler de var. Kullanıcının yapacağı, kullanıcı diyorum bu arada ağız alışkanlığı. Başvuracak kişinin yapacağı işlemler de var. Bir dilekçe herhalde vermesi gerekiyor. Vergi dairesi dilekçe vermesi gerekiyor. Bir o işlemi yapması lazım. Bir de size vekalet mi vermesi lazım? Öyle de bir şey vardı galiba. Vekalet biliyorsunuz eski zamanlarda mali müşavirler kendileri giderlerdi vergi dairelerine. İnteraktif vergi dairesi açılmadan önce. Şimdi vekalete artık lüzum yok. Neden? Çünkü dışarıda yapılacak işlemler çok fazla azaldı. Burada özellikle konuşuyoruz. Zaten vergi levhasının çıkmasına kadar, genç girişimcinin istihdam yasasının alınmasına kadar bütün işlemleri tamamlıyoruz. İşlemler bitti. Çok güzel. Geriye bir tek çalışan arkadaşımızın kendisine gönderilen genç girişimcinin istihdam yasasını SESK yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na götürüp vermesi gerekiyor. O kadar bitti. Yani şimdi bu atıyorum geldi işte yaş 30'a geldi. 30'a geldikten sonra otomatik olarak Bağkur işlemeye başlıyor değil mi? Artık otomatik olarak bu hak ortadan kalkıyor. Herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Artık bundan sonra 30 yaşından sonra Bağkur'unu takip etmesi lazım ve ödemesi lazım. Doğru mu? Çok güzel. O zaman Hasan Bey bu konuyla ilgili başka sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda çünkü ben aslında bütün sorularımızın cevabını aldığını düşünüyorum. Sizin var mı bu konuda eklemek istediğiniz başka bir şey? Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Bu konuyla alakalı eğer merak edilen arkadaşlar olursa biliyorsunuz zaten orada bir paylaşımda bulunacaksınız. Arayıp öğrenebilirler. Evet aynen öyle. Hasan Bey bu konuda mutlaka sizlere yardımcı olacaktır. Zaten bilgilerini de bu şekilde bize aktardı. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bizlere yardımcı oldu, destek oldu. Bizim videolarımız devam edecek tekrar kendisiyle. Bir sonraki videolarda o zaman tekrar görüşüyor olacağız. Hasan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum herkese.